Bizim TV'den merhaba sevgili izleyiciler. 3 belediyeye bugün sabah saatlerinde kayyum atandı bildiğiniz gibi. Diyarbakır, Van belediyelerinin de aralarında bulunduğu belediyelere kayyum atandı. Bunu konuşacağız. HDP Grup Başkan Vekili Sayın Saruhan Uluç var telefon attığımızda. Sayın Uluç, iyi günler. İyi günler. Evet, şimdi seçim yeni bitti, yerel seçim. Ancak 3 belediyenize, sizin HDP'nin adaylarının belediye başkanı seçildiği 3 belediyeye kayyum atandı. Neler söyleyeceksiniz? Çok açık bir siyasi darbeyle karşı karşıyayız. Bu iktidar bir kez daha bir darbe gerçekleştirmiştir. Bakın, Diyarbakır'da %63 oyla, Mardin'de %56 oyla ve Van'da %53 oyla seçilmiş belediye eş başkanları söz konusu ve İçişleri Bakanlığı yalanlara ve hukuksuz gerekçelere dayalı bir emir vererek arkadaşlarımızı görevden almıştır. Bu çok ağır bir siyasi darbedir, açık bir siyasi darbedir. Kürt halkının siyasi iradesine dönük açık ve düşmanca bir tutumdur aynı zamanda. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı aslında hak ve özgürlüklerin gaspı açısından bir örnek daha oluşturmaktadır. Çok ağır bir provokasyondur ve demokrasinin zerresine bile yer bırakmayan bir uygulamadır aslında. Biz bu tutumu asla kabullenmeyeceğiz ve bu İçişleri Bakanlığı'nın aldığı bu kararın hukukla ve demokrasiyle alakası olmadığını her yerde, ister yerel zeminlerde ister uluslararası zeminlerde açıklayacağız ve bunun karşısında tutumumuzu belli edeceğiz. Bu kayyumlar dönemi biliyorsunuz 31 Mart seçiminden önce de vardı. Evet. Ve bu 3 büyük şehrimizde de vardı ve evet, hem Sayıştay raporlarıyla o dönem hem de belediye başkanlarımız seçildikten sonra kayyumlar dönemine ilişkin olarak hazırladıkları raporlarla aslında o dönem İçişleri Bakanlığı'nın atamış olduğu kayyumların nasıl yolsuzluklar, nasıl usulsüzlükler, nasıl hırsızlıklar yaptığını ortaya koymuştu. İşte İçişleri Bakanlığı aynı zamanda halkın malını çalan, halkın değerlerini gasp eden bu kayyumların yaptığı yolsuzluk ve hırsızlıkların da örtülmesi için aslında bir kez daha kayyum atadı. Halkın kaynaklarını çalıp çırpan, herkese peşkeş çeken bu kayyumların rezillikleri ortaya saçılmasın diye bir kez daha kayyum atadı. Bu nedenle bunu görüyoruz, bu gerçeği. Bu gerçeği biliyoruz da bu iktidarın bu tutumuyla artık zerre kadar demokratik bir meşruiyetinin kalmadığını düşünüyoruz. Halkın iradesini gasp etmek, seçim sonuçlarını, sandıkta çıkan sonuçları kabul etmemek, devlet şiddeti zoru ve yalanıyla, hilesiyle halkın iradesini gasp etmek işte AKP-MHP ittifakının gerçek yüzüdür aslında. Uygulamaları biz kabullenmiyoruz, halkımız da kabullenmeyecektir. Evet, çok tepki var Sayın Uluç. Evet, hem bölge halkından, hem siyasilerden, hem tüm Türkiye genelinde vatandaşlardan. Evet, yani hem halk iradesine sahip çıkacaktır, seçimcilerine, partisine sahip çıkacaktır. Bu çok açık ama bunu sadece HDP'nin sorunu gibi görmemek gerekiyor. Hı hı. Bunu sadece Kürt halkının sorunu gibi görmemek gerekiyor. Çünkü aslında halkın iradesi gasp edilmiş, seçilmiş kişiler görevden uzaklaştırılmış ve kim tarafından? Seçilmemiş bir bakan tarafından, atanmış bir bakan tarafından ve kim yerlerine yerleştirilmiş? Yine atanmış valiler yerleştirilmiş. Yani atanmışların seçilmişler karşısındaki bir darbesidir yaşanmış olan ve bu bütün Türkiye halklarına yönelik bir darbedir aslında. Bütün demokrasi güçlerine dönük bir darbedir. O yüzden de biz bütün demokrasi güçlerini, siyasi meclis partileri, meclisin içinde olsun dışında olsun, bütün muhalefet partilerini, sivil toplum kuruluşlarını, sendika ve meslek birliklerini, demokratik derneklerini dayanışmaya çağırıyoruz. Bu kabul edilmemelidir. Çünkü bu kabul edildiği zaman ortaya çıkacak sonuç şu anlama gelir. Yarın bu iktidar İstanbul'daki belediye başkanını da, büyükşehir belediye başkanını da ya da Ankara'daki büyükşehir belediye başkanını ya da ilçe belediye başkanlarını aynı şekilde görevden alabilir. Hakkınızda soruşturma var der ve görevden alır. Dolayısıyla demokrasinin kılıcı gibi bu İçişleri Bakanlığı ve iktidar belediye başkanlarının tepesinde soruşturma kılıcını sallandırmaktadır. Bu kabul edilemez. Dolayısıyla bu darbe aslında bütün demokrasi güçlerine, Türkiye halklarına, bütün siyasi partilere yapılmış olan
bir darbedir. Bunu açıkça görmek gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP ittifakı Kenan Evren'in darbeci zihniyetini güçlenmiştir, devam ettiriyordur. Siyasi darbeleri gerçekleştiriyordur. Bunu tespit etmek ve söylemek istiyorum. Evet. Sayın Oğuz, şimdi az önce siz de hatırlattınız, geçmiş dönemde de bu kayyum atamaları yapılan operasyonlar konusunda en çok yara alan partilerin başındaydı HDP. Ve bu yerel seçim öncesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir böyle tehdit gibi açıklaması olmuştu. Terörle bağlantılı olduğunu anladığımız isimleri gerekeni yapacağız. Benzeri açıklamaları olmuştu. Dolayısıyla şimdi eğer böyle bir durum varsa, terörle bağlantısı varsa bu belediye başkanlarının neden mazbata verildi? Neden seçime girmelerine izin verildi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Efendim şimdi bakın, Van Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bedia Özgökçe Ertan 3 dönemdir milletvekilimiz. 25. 26. ve 27. dönem milletvekilimizdir. Yani şu anda milletvekiliydi ve belediye başkanlığını tercih ettiği için milletvekilliği düştü. Ve bu 3 dönem boyunca Fethullahçı savcıların hazırladığı ve meclise gönderdiği fezlekeler vardır kendisiyle ilgili. Bu fezlekelerin tamamına baktığınız zaman bu fezlekeler çeşitli yerlerde yapılmış basın açıklamaları, toplantılarda yapılmış konuşmalardır. Milletvekili olduğu dönemde yaptığı konuşmalardır. Dokunulmazlık zırhı varken yaptığı konuşmalardır. Şimdi bunları sanki yeni olmuş şeyler gibi hakkında soruşturma var diye kullanıyorlar. Halbuki Fethullahçı savcıların hazırladığı fezlekelerdir bunlar. Bu iktidar aynı zamanda Fethullahçı savcıların fezlekelerin arkasına sığınmaktadır. Fethullahçı dedikleri savcıları yargılayıp mahkum edip cezaevine koymaktadırlar. Ama o Fethullahçı savcıların hazırladığı fezlekelerin arkasına sığınarak bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızı görevden almaktadırlar. Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, 27. dönem milletvekilimizdir. Milletvekiliyken yaptığı konuşmalardan dolayı kendisine gelmiş olan fezlekeleri soruşturma diye neden gösterip şimdi görevden alıyorlar? Dolayısıyla bunların tamamı sahte, yalan gerekçelerdir. İçişleri Bakanlığı'nın uydurmalarıdır. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı sahte raporlardır. İçişleri Bakanlığı aslında siyasi darbelerin odağı haline gelmiştir. Odaktır, darbeci odaktır. Çok net, açık ortada. Şimdi Ahmet Türk'ü hepimiz biliyoruz. Ahmet Türk, Kürt siyasi hareketinin yıllardan beri duayeni olmuş bir kişidir. Ahmet Türk'ün terör örgütleriyle, terör faaliyetiyle ne alakası olmuştur? Hiçbir zaman olmamıştır. Ve Ahmet Türk, Kürt halkının hakları ve özgürlüğü için, eşitliği için demokratik siyaset alanında yıllardır mücadele eden demokratik siyaseti duayeni bir kişidir. Yani ne alakası vardır terör faaliyetleriyle? Dolayısıyla hiç alakasız iddialardır bunlar. Tamamen mesnetsizdir, boştur, yalandır ve gerekçe olamaz asla. Ama İçişleri Bakanlığı her türlü soruşturmayı her an açtırabilir bütün belediye başkanları hakkında ve onları görevden almak için bunu bir şey olarak kullanır, gerekçe olarak kullanır. Durum bu zaten. Tehlikeli olan da budur. Onun için darbe odağı olmuştur diyoruz. Yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görevden alabilirler. Ertesi gün Ankara'yı alabilirler. Beğenmediklerinde İzmir'i alırlar. Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı, nereyi kaybettilerse görevden alarak halkın iradesini çiğneyerek, sandık iradesini çiğneyerek yeniden o belediyeleri ele geçirme imkanına sahip olurlar. Eğer buna boyun eğilirse, bu kabul edilirse. Bu hukuksuzluk hiç kabul edilebilir mi? Uydurdukları gerekçelerle halkın iradesini açıkça bir kez daha gasp etmişler. Gaspçıdırlar yani. Çok açık ve net bir şekilde bunu vurgulamak istiyorum. Son olarak şunu sorayım. Hani daha özetle ifade etmeniz gerekirse eğer. 3 belediye başkanı İçişleri Bakanlığı'nın terör başlığı adı altındaki gerekçesini tamamen reddediyor musunuz? Tamamen reddediyoruz. İçişleri Bakanlığı eğer yolsuzluk, usulsüzlük arıyorsa atadığı kayyımlara baksın. Geçen dönem Sayıştay raporlarına baksın. Bizim belediye başkanlarımızın seçildikten sonra o belediyelerde yapılmış olan usulsüzlüklere dair hazırladığı raporlara baksın. Eğer ortada bir terör meselesi varsa, ortada bir yolsuzluk, usulsüzlük meselesi varsa İçişleri Bakanı kendi atadığı kayyumlara önce bakmalıdır. Bunu söylüyoruz. Bizimle alakası olmayan bir şeydir. Halkın iradesini gasp etmek için bu adımı atmışlardır ve gaspçıdırlar. Başka hiçbir şey demiyorum.
Evet, çok tepki var demiştik. Başta tabii bölge halkı olmak üzere siyasi partilerden ve tüm vatandaşlarımızdan. Şimdilik geçmiş olsun diyelim. Takip edeceğiz süreci. Sayın Oluç, teşekkür ediyoruz. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet sevgili seyirciler, kayyum operasyonunu konuştuk. Tekrar bizim TV'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.